Vay. Hala çalışıyor. Evet, değil mi? Bizim şarkımız. Seninle hep böyle bir yere gitmenin hayalini kurardık. Bu ikisi gibi. Kurardık evet. Ayar kurardık, müzik kutusunu kurardık. Yiğit, Yiğit bu. Bu peki, bunu hatırlıyor musun? Yok, sen? Ablacığım, o benim ya. Ben de hatırlamıyorum işte, onu söylüyorum yani. Benim değil. Ya benim odamda ne işi var demek istiyorum. Senin odanda yaşadığım ve hiç unutamadığım gün hangisi biliyor musun? Sen onu hatırlıyor musun? İzninle yatağına uzanacağım. Çocuklar yine her zamanki gibi çok acımasız davranmışlardı okulda. Şişmanlığımla, gözlüklerimle dalga geçmişlerdi. Alışmıştım aslında onlara. Ama annemin ölümüne laf edilince, onunla dalga geçilince ben çok üzülmüştüm. Çok kırılmıştım. Babam tabii yine yok. Ortalıkta her zamanki gibi yok. Ben de koşa koşa sana gelmiştim. Kendimi odanda bulmuştum. Kahramanım benim. Yatırmıştın beni bu yatağa. Silmiştin o ufacık parmaklarınla gözyaşlarımı. Ellerimi sıkı sıkı tutup şöyle demiştin. Sen yalnız değilsin. Çünkü ben varım. Ben her zaman senin yanında olacağım. Neden biliyor musun? Çünkü insanlar birbirlerini çocukken severse bu ömür boyu sürer. Çok romantik. Ve her zaman kendine şunu söyle. Ben iyi bir insanım. Beni kimsenin değiştirmesine izin vermeyeceğim. En zor zamanımda Amerika'da çalışırken, orada yaşarken tek başıma bu cümlen hep benim yanımdaydı Deniz. Hep benimleydi. Ben sözümü tuttum. Kimsenin beni değiştirmesine, kırmasına, üzmesine izin vermedim. Teşekkür ederim. Senin sayende hep güçlü oldum. Belki de bu itirafı yapmanın şu anda tam zamanı. Sen de bizim şahidimiz ol, olur mu? Sen hep benim yanımdaydın sevgilim. Sen hep buradaydın. Aklımdaydın. Fikrimdeydin. Sen hep benimleydin. Sen.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.